Biz bizimle beraber tabii doğal olarak futbol konuşacağız. Hep böyle söyleniyor da Beşiktaş çok iyi oynuyor falan, lider, Fenerbahçe memnun değil diye, ama geçen hafta hani yorumcu gibi, şimdi spor yorumcusu gibi, yani iyi oynamaya denilen takım puanları takır takır almasını beceriyor ve şimdi de liderlik koltuğuna evet, oturdu Fenerbahçe. Aslında Fenerbahçe'nin bir istikrarı vardı. Skor anlamında bir istikrarı vardı. Maçları galip bitirmeyi başarıyordu ama Fenerbahçe taraftarı daha fazla gol ve daha ofansif futbol bekliyordu sarı lacivertlilerden. Yavaş yavaş da bunu almaya başladılar. Aslında eleştirilerin nedeni buydu. Puan olarak Fenerbahçe eleştirilmiyordu ama oyun anlamında eleştiriliyordu ki dün de Fenerbahçe taraftarı ile Pereira arasındaki o buzlar eridi zaten, birazdan haberimizde de buna değineceğiz. Dünkü maçla başlayalım. Dün akşamki derbide Fenerbahçe Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu. Maça hızlı başlayan ev sahibi takım 11. dakikada Nani'nin golüyle 1-0 öne geçti. 42. dakikada Alper Ulu da kırmızı kart görerek Trabzonspor'u 10 kişi bıraktı. 88. dakikada Robin van Persie'nin yerine oyuna giren Fernandão, sarı lacivertli takımı 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Puanını 30'a yükselten Fenerbahçe 13. hafta sonunda Beşiktaş'tan liderliği devraldı.